الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره صدق رسول الله ونطق حبيب الله Cenab-ı Hakk'ın bahtiyar kulları, muhterem kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan O'dur. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız kendisinden hayır umulan ve asla kötülük beklenmeyendir. Aziz müminler, hepimiz dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren kendimizi emniyette hissetmeyi arzularız. Kötülüklerden uzak olmak, endişe ve korkularımızdan sıyrılmak isteriz. Her birimiz güvenli bir ortamda huzur içerisinde yaşamaya gayret gösteririz. Zira Cenab-ı Hakk'ın imandan sonra bize lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir güven duygusu. Kıymetli müminler, güvenin yegane kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Mü'mindir. O Allah ki huzur ve esenlik verendir. Kullarını güven ve emniyet içinde yaşatandır. Kendisine güvenilmeyi en çok hak edendir. Ona sığınanları korku ve endişeden emin kılandır. Muhterem müminler, Allah'a iman eden her mümin, onun himayesi ve koruması altındadır. Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Allah'a güvenip dayan, vekil olarak Allah yeter. Bu ayeti kerimeye gönülden inanan müminler olarak biliriz ki, Yüce Mevlamız bizleri asla kimsesiz ve çaresiz bırakmaz. Nitekim tevhid uğruna atıldığı ateşi Hazreti İbrahim'e serin ve zararsız kılan O'dur. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf'u oradan çıkarıp Mısır'a sultan eden de O'dur. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtuluş sahiline ulaştıran Hazreti Musa'ya denizi yol, kudret ve merhametini yoldaş eden O'dur. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı müşriklerin tuzağından kurtarıp emniyet içinde Medine'ye kavuşturan da O'dur. Aziz Müslümanlar,
Mümin söz ve davranışlarıyla bir güven insanıdır. Kardeşlerine emniyette olduklarını hissettiren bir iman kalesidir adeta. Gücünün yettiği oranda her şeyden ve herkesten sorumlu olduğunun bilincindedir. Bizler inanırız ki iman güvendir. Mümin güvenen ve güvenilendir. Kainat insana, insan da birbirine emanettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Onun içindir ki güven zedeleyici davranışlarda bulunmak, bir başkasının canına kastetmek, malına el uzatmak ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Kardeşlerim, yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde güven ve huzur kaynağı olmaya devam edelim. Zorluk ve meşakkatler karşısında birbirimiz için sağlam ve güvenli bir liman olalım. Dertli gönüllere derman, mahzun yüreklere sevinç taşıyalım. Aramızdaki şefkat, merhamet ve muhabbetle zihinlerimiz ve gönüllerimiz inşirah bulsun. Unutmayalım ki Allah'a dayanır ve güvenirsek, kardeşlerimize karşı güven ve emanet bilincini kuşanırsak, Rabbimizin inayet ve nusreti bizimle beraber olacaktır. Hutbemi hicret yolculuğunun en sıkıntılı anında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a olan güvenini ifade eden şu ayeti kerimeyle bitiriyorum. Hani onlar mağaradaydılar, arkadaşına mahzun olma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Selamu aleyküm my dear Muslim brothers and sisters. In the verse I have recited, our Lord Almighty Subhanahu wa Ta'ala states, He is the one who sent down serenity upon the hearts of the believers so that they may increase even more in their faith. In the hadith I have read, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, The best of you is the one whose goodness is hoped for and from whose evil people are safe. Dear Muslim brothers and sisters, the believer is a person of trust in word and deed. He is a fortress of faith who makes his brothers and sisters feel that they are safe. The believer is aware that he is responsible for everything and everyone to the extent of his power. We believe that faith entails trust. A believer is the one who trusts and is trusted. The universe is entrusted to human beings, and human beings are entrusted to each other. In this regard, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam says, A Muslim is someone from whose hand and tongue other Muslims are safe. A believer is someone on whom people can rely regarding their lives and properties. That is why it is a grave sin to act in a way that undermines trust and to attempt against another person's life and property. Dear brothers and sisters, let us continue to be a source of trust and peace in these days when we are trying to heal the wounds caused by the earthquakes we have suffered. Let us be a strong and safe harbor for each other in the face of difficulties and hardships. Let us provide relief to troubled hearts and joy to grieving hearts. May our minds and hearts be comforted by the compassion
mercy and affection we have for each other. Let us not forget that if we rely on and trust in Allah subhanahu wa ta'ala, if we embrace the sense of reliability and dependence for our brothers and sisters, the grace and blessings of our Lord subhanahu wa ta'ala will be with us. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha qira'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun inna ad-din 'inda Allahi al-islam.